Dostlar merhaba, yine birlikteyiz, yine baş başayız, yine siz orada, yine ben burada, yine Enes kameranın arkasında ve bir aile olarak şu an karşı karşıyayız. Bizi buluşturan Allah'a şükürler olsun. Bugün ne konuşalım, ne anlatalım sorusuna cevaben Enes'le konuştuk. Enes, sizin sormuş olduğunuz sorular zaten soru cevap bölümlerinde cevaplandırıldığı için müstakil bir konu olarak o sorulara pek bakmıyor. O sorular her ay yaptığımız, düzenli olarak yaptığımız ve yayınladığımız soru cevaplarda yayınlandığı için o sorulara pek bakmıyor. Fakat o sorulardan çok dikkat çekici, bu kanalın kurulduğu günden bugüne kadar düzenli olarak hemen hemen her videonun altına sorulan bir soru var. O soru aslında provokasyon kokan, çok da ilmi olmayan bir soru. Fakat çok fazla soruluyor. Bu soruyu soran kişide iki tür niyet vardır. Bir, art niyetlidir. İki, çok şaşkındır. Etraftan bu soruları duymuştur ve bu sorunun cevabını merak eder. Biz art niyetlilere cevap vermiyoruz. Çok duyduğu, çok şaşırdığı, lan acaba böyle midir bu iş diyenlere cevap vermek istiyoruz. Soru şu: Mustafa Kemal henüz Atatürk değil. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım ilişkisi. Latife Hanım neden Mustafa Kemal'i boşadı? İşte soru bu. Yani videonun başlığı bu. Enes Ahan'da böyle bir başlık at kardeş. Latife ya da Latife Hanım Mustafa Kemal Paşa'yı neden boşadı? Bu sorunun cevabını bakalım. Bir de alt başlık. Vedat kimdir? Hep bu soru soruluyor mu Enes? Soruluyor abi. Vedat'ı soruyorlar değil mi? Tabii daha önce sordulardı zaten soru cevaplarda. Evet. Ne dedim ben sana? Çok fazla sorulmadıysa boşver görmezden gel dedim. Doğru mu? Doğru. Ama çok fazla soruldu. Artık görmezden gelemiyoruz. Latife Hanım Mustafa Kemal'i neden boşadı? Ve Vedat kimdir? Biz zaten bunlara soru cevapta cevap verdik ama abi o videoyu izlemeyenler veya evet. Şimdi soru cevapta 6-7 tane video oluyor. Evet. Başlıklarda da sadece bir tanesini yazabiliyoruz. Evet. Görmeyen ve duymayanlar için, videoları izleyemeyenler için bir daha bunu ana başlık içerisinde yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi en baştan başlayalım. Mustafa Kemal Paşa ömrü cephelerde geçen, Atatürk'ten bahsetmiyorum. Atatürk'ün ömrü saraylarda, köşklerde, konaklarda, salonlarda geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın ömrü cephelerde, çamurun, pisliğin içinde, mermi yağmurlarının altında geçti. İki farklı karakterden bahsediyoruz. Mustafa Kemal gibi bir adamın 13 yaşından itibaren annesinden, evinden, bacısından ayrılıp askeri okul yatakhanelerinde yatan, ülkeyi Şam'dan Selanik'e, Libya'dan Bitlis'e kadar her tarafı dolaşan bir adam, sabah 8'de evden çıkıp akşam 5-6'da eve giren bir memur hayatını yaşayacak bir hali yok. Ve böyle bir hayatı da sevmez. Çünkü alışkanlıkları gece ile gündüzün birbirine karıştığı, sabahlara kadar oturup öğlenlere kadar yatıldığı bir hayatın. Ama bu hayat bohem bir hayat değil. Bu hayat Beyoğlu İstiklal meyhanelerinde geçirilen bir hayat değil. Memleketin dört bir köşesinde savaşmak için geçirilen bir hayat. Böyle bir adamdan ev erkeği olmaz. Böyle bir adam başka türlü bir adamdır. İşte bu adam Mustafa Kemal Paşa'nın, yani çocuk Mustafa'nın üvey babası Ragıp Efendi'nin kardeşinin kızı olan Fikriye, yani bir daha söyle. Mustafa Kemal'in üvey babası Ragıp. He mi? Mustafa Kemal'in üvey babası mı var? Bu videoyu dinleyen, izleyen dostlarımız kendisini Atatürkçü, kendisini Kemalist olarak ifade eden dostlarına sorsunlar bir bakayım. Hele Mustafa Kemal'in üvey babasından haberdarlar mı? Ragıp diye birini biliyorlar mı? Ragıp'ın kardeşinin Fikriye diye bir kızı olduğunu, Fikriye'nin de Mustafa Kemal'i sevdiğini acaba biliyorlar mı? Atatürkçü ve Kemalist olanlara bir sorun hele. Ragıp'tan haberdarlar mı? Vallahi ben de ilk kez senden duymuştum abi Ragıp Efendi. Ragıp üvey önemli. Üvey babası olduğunu senden duydum hatta. Eyvallah. Bu önemli bir nokta. Maalesef Türkiye'de Atatürk'ü bayrak yapan, daha çok Atatürk'ü sopa yapan ve karşı tarafı dövmek isteyenlerin Atatürkçü kılığında, maskesinde,
kılıfında gezip de Atatürk'ün A'sından ve K'sinden haberdar olmayanların bilmediği bir mesele. Atatürkçülük bir şuur olması gerek ya, bir bilinç olması gerek ya. O şuur ve bilinç sahibi olmayanlar Atatürkçüyüm diyorlar ya, bu insanları Atatürkçülerden ve Atatürkçülükten soğutan bir unsur. Ragıp Bey'in bir kardeşi var, erkek kardeşi. Onun kızı adı Fikriye. Mustafa Kemal'e abi der. Her köy kızının yaptığı gibi abi der. Fakat içten içe abisi Mustafa Kemal'e aşıktır. Bir gün benimle evlenir diye hayaller kurmuş olmalı Fikriye Hanım. Çünkü öyle bir düşüncesi var. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Sultan Vahidettin Han'ın Yıldız Sarayı'ndaki saray orkestrasının son şefi, orkestra şefi, Müzikayı Humayun'un şefi İsmail Hakkı Bey'in bestesi olan Fikrim'in İnce Gülü acaba Fikriye'ye mi yazıldı? Bu apayrı bir soru. Fakat Fikriye Çankaya Köşkü'nde yaşarken abisi Mustafa Kemal'in, tırnak içinde abisi Mustafa Kemal'in hayallerini kurarken aslında eşi, kocası, evinin reisi Mustafa Kemal'i bekliyor gibi pencereden bakıyordu. Bu o günkü görgü şahitlerinin tamamının hatırasında var olan bir şeydi. Fikriye'de Mustafa Kemal'e karşı bir gizli aşk vardı. Fakat Mustafa Kemal'de Fikriye'ye karşı bir aşk galiba yoktu. Çünkü öyle davranmıyordu. Sadece gizliden gizliye çok derin bir saygı ve çok derin bir beğenme vardı. Hanımefendi olarak çok beğeniyor. Terbiyesi, kültürü, ahlakı ile de çok fazla saygı duyuyordu. Ama eş olarak, ama bir kadın olarak görmüyor olsa gerek ki bir gün Latife ile evlendi. Hikayesi güzel. Fikriye Hanım evinde, yani Çankaya Köşkü'nde. Mustafa Kemal abisi ile aynı evde yaşıyor. He, şunu sorabilirsiniz. Niye aynı evde yaşıyor? Hizmetini yapıyor. Annesi Zübeyde Hanım'ın da hizmetkarlığını aynı zamanda Fikriye Hanım yapıyor. O dürüst, çocuğunu, çoluğunu besleyen, kocasına yemek yapan, pencereden işten gelen kocasını bekleyen sıradan klasik bir ev hanımı modundaydı Fikriye. Mustafa Kemal 9 Eylül 1922 tarihinde başlanılan operasyonun neticesinde İzmir'i alınca, İzmir'i Yunan işgalinden kurtarınca İzmir'de bir milli kahraman gibi karşılandı. İzmir artık Mustafa Kemal'in şehriydi 9 Eylül 1922'den sonra. Bütün evler ona açılmıştı. Uşakizadeler isminde soylu asil bir aile vardı. Sizler Uşakizadelerin küçük oğlu Halit Ziya Uşaklıgil'i bilirsiniz. Aşk-ı Memnu'yu bilirsiniz. Ha yok yok, o Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşk-ı Memnu değil. Bu gerçek Aşk-ı Memnu. Yasak aşk. Filmdeki gibi değil ama. Aşk-ı Memnu'nun yazarı Halit Ziya Uşaklıgil aslında Mustafa Kemal Paşa'nın amcası olur. Yani hanımı tarafından amcası olur. Bunlar akrabadırlar. Mustafa Kemal artık bir işgali bitirmiş. Yeni bir devlet kurmanın hayalini güderken ideal Türk kadını arıyordu. İdeal Türk kadını, okumuş, tahsilli, yabancı dil bilen ve kendisinin yanında gezerken yapmayı planladığı devrimleri, bakın buradan sakın yanlış anlamayın. Yani böyle övercesine anlatıyor gibi düşünmeyin. Eleştirdiğim tarafları da var. Ben mevzuyu duygularımı katmadan anlatmaya çalışıyorum. Enes anlaşılır oluyor mu? Anlaşılır oluyor abi. Yani duygularımı katmadan bir çerçeve içerisinde anlatıyorum. Latife Hanım, Mustafa Kemal'in kafasında yapmayı gerçekleştirmeyi düşündüğü devrimlerin ve inkılapların uygulayıcısı olacaktı. Hanımlara başınızı açın ve şapka takın derken aslında Fikriye'ye o modeli yakıştıramadı. Çünkü Fikriye başı açık ve şapkalı olarak çok oturmuyordu zihninde. Örnek bir Türk kadını değildi. Örnek bir devlet başkanının hanımı gibi görünmüyordu. Bu yüzden Fikriye olmadı. Latife ise o günlerde 20'li yaşlarda, 20-22 yaşlarında Lozan'da iktisat ve İngilizce okumuş. Lozan'ı bilir, İngilizceyi bilir, ekonomiyi bilir, Avrupa'yı bilir, kültürü bilir. Ailesi Uşakizadeler, Muammer Uşakigil, Uşakizadeler aydın ve entelektüel insanlardır. İzmir'in akıllı ve zenginli ailelerinden biridir. Halit Ziya Uşaklıgil gibi bir amcası vardır. İşte tam cuk diye oturdu. Ne o? Atatürk'ün aklındaki dünyaya ve Türkiye'ye inkılapları uygulatabilecek, devrimleri üzerinde uygulayabilecek ideal Türk kadınını bulmuştu. Arada bayağı bir yaş farkı vardı. 20 yaşa yakın.
yakın bir yaş farkı vardı. Ama bu kimin umurundaydı? Latife de memnun olacaktı o evlilikten. Mustafa Kemal de. Mustafa Kemal tamamen siyasi düşüncelerle bir hanım aldı. Latife kim bilir aşık mı oldu bilemeyiz. Ama onun aşkı Mustafa Kemal'de yoktu. Mustafa Kemal tamamen amaçlarına yönelik bir evlilik yaptı. Bir aile nikahı kıyıldı ve 20'li yaşlarda İsviçre Lozan'da iki üniversite bitirmiş, Avrupa'yı bilen, entelektüel, piyano çalabilen bir hanımefendiyle evlendi. Ve bu hanımefendi bir süre İzmir'de eşi Mustafa Kemal Paşa ile beraber Türkiye'nin kurtarıcısı, o günkü ismi oydu Mustafa Kemal'in, Türkiye'yi kurtaran adamla beraber İzmir'de kendi aile ortamında yaşadıktan sonra Ankara'ya dönüş yaptı. Çankaya Köşkü'ne elinde bavullarla beraber girdiğinde Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal'i, abisini, tırnak içinde gizli aşkını bekleyen Latife bu evlilikten bir haber bekliyordu. O sevdiği adamı beklerken sevdiği adam kolunda bir kadınla köşke giriş yaptı. Enes, nasıl bir manzara? Çok kötü abi. Dayanılacak gibi değil. Değil. Hakikaten değil. Zaten Fikri de dayanamamış. Ağlama krizlerine girmiş. Çünkü sevdiği adamın kolunda bir kadını görüyor ve bunlar beraber eve giriyorlar. Mustafa Kemal, Latife Hanım'a kolundaki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ideali Türk kadınına biraz Alaturka, biraz Anadolulu, biraz klasik bir kadın modeli olan Fikriye'yi tanıtırken kardeşim diye tanıtmış. Hani bir arabesk var ya Enes, sevdiğim kız bana abi deyince. Bilal Göregen söylüyor. Bilal Göregen, buradan selam olsun Bilal'e. Sevdiğim kız bana abi deyince'nin ters bir model uygulanmış. Sevdiğim adam bana kardeşim deyince olmuş. Fikriye bu durumdan memnun değildi. Sadece Fikriye mi bu durumdan memnun değildi? Latife Hanım da bu durumu hiç sevmedi ve etrafındakilere bu kadın kim diye sordu. Bu kadın kim? Anlaşılan o ki eşinin kardeşim, amcamın kızına benzeyen bir tarifle Fikriye tanımlamasından ve tanıştırmasından memnun olmamış olsa gerek ki bu kadın kim diye etrafına sorar. Galiba başka duyumlar alır ve sert bir biçimde, yani eşi Mustafa'nın tarif ettiği kardeşim tanımlamasının dışında başka bir şeyler duyar ki saray çalışanlarından, Çankaya Köşkü çalışanlarından Fikriye'yi o evde istemez. Masaya vurur. Ben bu kadını burada istemiyorum. Nereye giderse gitsin ama burada kalamaz der. Bunun üzerine Mustafa Kemal evliliğinde bir problem çıkmasın diye amcasının kızı, kendisine aşık olan Fikriye'yi saraydan gönderir. Şimdi derler ki Fikriye bu aşkın ızdırabından dolayı intihar etti. Ama Mehmet Sadık Öke, Teyzem Latife isimli kitabında Latife Hanım'ın kardeşinin torunu, Latife Hanım'a da teyze diyen Sadık Öke, Teyzem Latife kitabında Fikriye Hanım'ın sırtından, kürek kemiklerinin ortasından intihar ettiğini yazar. Enes, intihar etsene kardeşim, kürek kemiklerinin ortasından ama. Herhalde mermiyi duvarlardan sektirerek vurmuş kendini. Yani şöyle yapmış herhalde, buradan duvara sıkmış değil mi? Der ki öldürüldü. İntihar etmedi. Böyle bir durum var. Saray içinde enteresan bir takım, bugün bile bilinmezlik bir mevzu var. Latife Hanım otoriter bir kadındır. Latife Hanım kocasına söz geçirmeyi seven, hakim olduğu yerde tam hakimiyeti isteyen, bu evin hanımı kim? Ben. O halde ben. Bu adamın hanımı kim? Ben. O halde ben. Bu ortam kime ait? Bana. O halde bana diyecek bir kadındır. Söz geçirilen bir kadın değildir. Zor bir kadındır. Mustafa Kemal Paşa'nın anlaşılan o ki eğitim hayatını, okul hayatını, Mustafa Kemal'in bilgisini sorgulayacak duruma gelmiş sohbetinin, evliliğinin bir kısmında. Zira Mustafa Kemal Paşa Türkiye'de harp okullarından mezun askerdir. Ama Latife Hanım Amerikan kolejlerini bitirmiş, Avrupalara gitmiş, İsviçre Lozanlar'da kalmış, Enes iki okul okumuş, iki üniversite bitirmiş, Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu röportajları İngilizce'ye çeviren, Avrupa'dan gelen elçileri ve Avrupa'dan gelen heyeti gezdiren, onlarla beraber gezen, onlara tercüme eden ve onları anlatan
bir kadındır. Mustafa Kemal Paşa'yı, yani eşinin bazı özelliklerini beğenmediği sonraki zamanlarda ortaya çıkacaktır. Mustafa Kemal de dönemin entelektüeli değil mi ama abi? Fransızca şakalar falan yaptı. Çok iyi bilir Fransızcayı. Fakat Mustafa Kemal Türkiye mezunudur. Ama bu kadın Avrupa görmüştür ve o günlerde Avrupa görenlerde Türkiye'yi bir aşağılayan bir hal vardır. Yani sen, ben kolej mezunuyum. Biraz ben... da doğal ama abi sanki ya öyle olması. Ya öyle işte yani. Ben eleştirmek için söylemiyorum. Dedim ya, ben duygularımı katmıyorum. Çerçeveyi tam çiziyorum. O günkü hatıralara göre konuşuyorum. Latife eşini Mustafa Kemal'i çekip çevirmeye başlamış. Yön vermeye başlamış. Kılık kıyafetine karışmış. Şunu giy Mustafa. Böyle davran Mustafa demiş. Bir dakika. Mustafa Kemal hayatı boyunca hiçbir kadına sadık kalmayan. Şu anlamda söylüyorum. Sadık kalacak bir ilişkiye girmeyen. Hiç kimseye bağlı kalmayan bir adamın bir kadından emir alacak durumu var mı? Özellikle bu adam bir general yani. Şimdi bu adam evet dediğin gibi general. Ordular idare etmiş, ülkeler idare etmiş. Bir kadından emir alacak hali yok. Emir almak Mustafa Kemal'e göre bir şey değil yani. De özellikle ülkenin bir numaralı adamı. Evet. Ama Latife Hanım için Mustafa Kemal ülkenin bir numaralı adamı değil. Latife'ye göre Mustafa Kemal kocası. Onun kocası yani. Yani Mustafa Kemal'e yüklediğimiz anlamda farklılıklar var. Anladın mı? O Türkiye'nin bir numarası değil. O kocası. Evet, öyle geldiğinde görüyor. Geldiğinde sıradan bir adam. Evet. O öyle görüyor. Bir gün o günlerde müteyyin olan. Ama öncesinde bir dakika. Bakanlar Kurulu'nu basıyor. Bak, Dolmabahçe Sarayı'nda Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyor. Ve Mustafa Kemal genelde Bakanlar Kurulu toplantılarını içkili masalarda ve sabaha kadar yapıyor. Yani toplantı öğlen saat 3'te başlayıp akşam 8'de bitmiyor. Gece 12'de başlıyor. Sabah 6'da bitiyor toplantılar. Ve bunlar genelde içkili sohbetlerle yapılıyor. İçkili masalarda yapılıyor. Bu Bakanlar Kurulu toplantılarında Latife Hanım hep huysuzluk çıkartıyor. Çünkü alt kat da bakanlar var. Üst katta ise yatmak için kocasını bekleyen bir kadın var. Nasıl ilişki? Ve her defasında Latife huysuzluk yapıyor, hırçınlık yapıyor. Gitsinler diye bakanlara kötü davranıyor. Hatta bir gün yukarıdan üst katta Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları ile yaptığı bir bakanlar kurulu toplantısında, bak kardeş, bu senin evine çağırdığın çay çorba muhabbeti yapıp Beşiktaş maçını seyrettiğin dost arkadaşların değil. Bu insanlar milletvekili, bu insanlar bakanlar ve bu insanlar bakanlar kurulu toplantısında Türkiye yönetiyorlar. Öylesine sıradan bir toplantı yapmıyorlar Enes. Ve bakanlar kurulu toplantısının yapıldığı zaman Latife Hanım yukarıdan ayağını vuruyor aşağıdakilere ses gitsin diye. Sen o kadının kocasısın Enes. Arkadaşların oturuyorsun, resmi bir toplantı ve karın yukarıdan vuruyor. Ne yaparsın? Ben sıradan bir insan olarak bile dayanamam abi. Evet. Ve bir gün bu seslere tahammül gösteren bakanların kapısını açar. Saat kaç? Saat der. Hala mı burasın? Evinize gidin. Bu adam da yatsın artık der. Şimdi nasıl bir ilişki? Çok saygısızca bir hareket. Çok saygısızca. Şimdi Latife Hanım böyle bir kadın. Bu kadın boşanılır. Ya bu kadını ben de boşarım. Bu kadını sen de boşarsın. Daha bu kadın kişilik haklarına tecavüz ediyor. Her şeyin ötesinde. Erzurum gezisinde Latife Hanım'ı götürüyor yanında Mustafa Kemal. Eşiyle beraber gidiyor trenle. Sonra orada bir gece lüks bir salonda valinin, kaymakamların, mal müdürlerinin, vergi müdürlerinin, hastane müdürlerinin, milletvekillerinin, bakanların, Erzurum'da bulunan Erzurumlu bürokratların yapacakları bir gece toplantısı tertip ediyor Mustafa Kemal. Ve özellikle o toplantıda hanımların da gelmesini istiyor. Eşli yemek yiyelim diyor. Yani Erzurum Valisi, Erzurum ilçelerinin kaymakamları, Erzurum Milli Eğitim Müdürü, Erzurum Belediye Başkanı. Çoğalt bunu. Erzurum ilindeki yetkililer eşleriyle beraber toplantıya gelsin istiyor. Bu durum yadırganıyor. O günkü Erzurum basını, o günkü Erzurumlular, kadınlarla erkeklerin beraber iç içe aynı masalarda yemek yiyor olmalarını hayretle karşılıyorlar. Bu hayret ve bu tepki dönemin mecmualarına da haber olarak yansıyor. Toplantının sahibi Mustafa Kemal. Fakat mekanın sahibi bir adam ve o masaları düzenleyen, o yemek menüsünü hazırlayan, insanların oturma düzenlerini belirleyen hanımefendiye, yani mekanın sahibinin hanımına Mustafa Kemal oturduğu yerden, masadan iltifatlar düzüyor. O kadını övüyor. Kadını motive etmek için kocasının yanında ve herkesin yanında o kadına iltifatlar yağdırıyor. Ne güzel hazırlamışsın, ne güzel olmuş, ne iyi olmuş, ne hoş olmuş falan
filan. Kadınla göz göze gelerek kadını övüyor. Herkesin gözü önünde. Ama atladığı ve unuttuğu bir şey var. Bir çift göz onu çok dikkatli süzüyordu. O hanımefendinin kocası mıydı? Cevap hayır. O çift göz Latife Hanım'a aitti. Kocasını, başka bir kadına övgüler düzen kocasına çok sert bir biçimde baktı ve herkesin içinde Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasını bozacak bir biçimde elindeki çatalı ve bıçağı masaya bırakarak "Kemal, ayaklarına dikkat et, bana kadar geldi." dedi. Masanın altında ayakları Latife Hanım'a ulaşacak kadar ayaklarını uzatmış Mustafa Kemal. "Kemal," dedi. "Ayaklarına dikkat et, bana kadar geldiler." Bu durum karşısında salondaki durum nasıldır? Herkes abi sessiz çıt çıkmıyordu. Evet. Mustafa Kemal'in durumu nasıldır? Bayağı utanmış bir şekilde. Bozulmuş. Ve bu durumdan, bu sohbetten sonra o toplantı erken bitmiş. Latife Hanım'ı o gece kaldıkları konağa götürmemiş askerler. Trene bindirmişler ve İstanbul'a göndermişler. Hadi ya. Evet. O kadar başından salmış. Aynen öyle. Tren Ankara'da durmuş, İstanbul'dan vazgeçilmiş. Ankara'da durmuş ve köşke geçmiş. Sonra onu İsmet Paşa kıyafetlerini aldırıp İzmir'e ailesinin yanına göndermiş. Mustafa Kemal de buraya kadar gelmiş. Sonra araya Mustafa Kemal'in de hatrının kıramayacağı insanlar devreye girince Latife Hanım Mustafa Kemal ilişkisi bitmek noktasındayken tekrar başlamış. Karısını affetmiş. Bu gerçekten büyük bir şey. Latife Hanım'ın özür mektubu var. Özür mektubu. Rauf Orbay'ın cebinde duruyor. Rauf Orbay vereyim diyor. Mustafa Kemal istemiyorum verme diyor. Okumak istemiyorum. Orada Latife Hanım özürlerini, pişmanlıklarını, hatasını ifade ediyor. Böyle yapmamalıydım diyor. Yanlış yaptım diyor. Ama Bağdı Harabül Basra. Basra harab olduktan sonra yanlış yaptığını kabul etsen ne olacak? Kabul etmesen ne olacak? Bu durum böyle süre gelirken bir gün bu bakanlar kurulunu basmalar, Mustafa Kemal'e müdahale etmeler, giydiği kıyafete kadar karışmalar, topluluk içinde Mustafa Kemal'i bozmalar artık has safhaya çıkmış. Enes sana soruyorum, bir erkeksin, evleneceksin, karın böyle ne yaparsın? Boşanırım yani abi. Boşanırsın değil mi? Tabii ki boşanırım. Bu kadın boşanılır. Bu kadar yani. Bu bardağı taşıran son damla oluyor artık. Mustafa Kemal Paşa bir bakanlar kurulu toplantısından sonra beraber dönerlerken bir tane makam arabası var. O gün her bakanda bir makam arabası yok. Bir tane araba var. O arabanın içinde Rauf Orbay, İsmet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal var. Nasıl bir araba? Bayağı ülkenin en büyük adamları. Adamları o arabayla ve hepsini tek tek sırayla evine bırakıyor. Ve sen şoförsün düşün. Onları taşıyorsun. Bu araba ilk önce Çankaya Köşkü'ne gidecek, Mustafa Kemal Paşa'yı bırakacak. Sonra İsmet İnönü'yü bırakacak vesaire. Mustafa Kemal'i bırakmak için Çankaya Köşkü'ne o araba ve içindeki İsmet İnönü, Çakmak Paşa, Rauf Orbay beraber gelmişler. Arabadan inmişler. Vedalaşırken Mustafa Kemal Paşa'nın evini bekleyen bir askeri kapıda, ayakta, esas duruşta görmüşler. Mustafa Kemal "Gelin bir dakika," demiş yanındakilere. Askerin yanına gitmiş. Demiş ki "Memleket nere?" "Sivas paşam," demiş. "Ne iş yaparsın?" demiş sivilde. Demiş ki "Paşam ben pehlivanım. Güreşerek rızkımı kazanıyorum." Pehlivan. Sivaslı bir pehlivan. Mustafa Kemal'in evini bekliyor. Adamın askerin ensesinden tutmuş, elense yapmış. "Benimle güreşirsen." Bu arada Mustafa Kemal'in de boyu 1.68 ha. Küçük yani. Zayıf adam iri yarı. Yaşadığına kadar zayıf da. Tabii. Yani küçük ve zayıf bir adam. Askerse iri yarı bir adam. Pehlivan. Tutmuş ensesinden. "Benimle," demiş, "güreşirsen beni yenebilir misin?" demiş. Sivaslı pehlivan demiş ki "Paşam sen dünyayı yendin. Ben nasıl yeneceğim seni?" demiş. Böyle aralarında gülüşmeler varken demiş ki askere "Sigaran var mı?" Asker "Var paşam," demiş. "Ver bir tane." Bir tane almış askerden. Sonra "Sen de iç," demiş. Dağıtmış millete. "Sen de iç," demiş. Asker demiş ki "Estağfurullah paşam. O asker yerine koysana kendini. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili ve genelkurmay başkanı var. Senin önünde duruyorlar. Cumhurbaşkanı senden sigara alıyor. Ülkenin büyüklerine dağıtıyor. Sonra sana diyor ki sen de yak bir tane." Asker "Estağfurullah paşam," deyince "Emrediyorum çocuk, yak," demiş. Bunun üzerine Sivaslı da eline almış sigarayı. Mustafa Kemal de yakmış. Cumhurbaşkanı yakıyor askerin sigarasını. Nasıl bir ilişki? Kayıp. Ama güzel değil mi? Tabii. "Tezkereye ne kadar kaldı?" demiş. Asker de bir rakam verirken "Şu kadar kaldı," derken yukarıdan pencere açılmış. Başını bir kadın uzatmış. Kim o? Latife Hanım.
Latife Hanım camdan başını uzatmış. Kemal, Kemal demiş. Herkesle sohbet etmeyi bitirdin. Şimdi de askerle mi sohbet ediyorsun? Hemen yukarı çık demiş. Yanında arkadaşları var. Yanında Sivaslı asker var. La sen cumhurbaşkanısın. Karın diyor ki herkesle muhabbeti bitirdin. Şimdi bir askerle mi muhabbet ediyorsun? Hemen yukarı çık demiş. Bunun üzerine askere bakmış demiş ki evlat senin askerlik biter de bizimki bitmez demiş. Sonra yanındaki İsmet İnönü'ye arabaya binin demiş. Kendi de arabaya binmiş. Kendisini Ziraat Bakanlığı'nın lojmanına, Ziraat Mektebi'nin bahçesindeki lojmana bıraktı. Otel motel yok. Lojmana bıraktırmış. Demiş ki İsmet İnönü'ye yarın boşanma işlemlerini başlat. Ve o gün Latife Hanım'ı o günün sabahında askerler gelmişler. Çankaya Köşkü'nden Latife'yi almışlar. Trene bindirip İzmir'e göndermişler. Mustafa Kemal o gün boşanma işlemlerini başlatmış ve boşanma işlemlerinin neticesinde bu ikili boşanmışlar. Araya Latife bir sürü aracı koymuş. Çok pişmanım demiş. Bir daha yapmayacağım demiş. Affet demiş. Eder misin? Etmem. Ben de etmem. Çünkü hep pişman. Önce yapıyor, sonra pişmanlık duyuyor. Önce yapıyor, sonra pişmanlık duyuyor. Bu kadın affedilmez. Ve bu kadınla Mustafa Kemal'in hayatı orada ayrılıyor. Ve bu ikili boşanıyor. Yani videomuza atmış olduğumuz başlık yanlış. Latife Mustafa Kemal'i neden boşadı değil, Mustafa Kemal Latife'yi neden boşadı olacak. Fakat bize sorulan sorular Latife Mustafa Kemal'i neden boşadı olunca biz de videonun başlığını öyle attık. Şimdi gelelim Vedat konusuna. Çok çirkin bir iftira var. Mustafa Kemal çapkın mı? He vallahi çok çapkın. Ama ilgi alanı kim? Kadınlar. Kadınlar. Erkekler değil. Kadınlar. Rıza Nur diye bir adam var. Melankolik bir adam. Kendini beğenmiş bir adam. Eğer bir yerde bir başarı varsa ben varım kardeşim. O yüzden başardık diyor. Bir yerde başarı yoksa ben orada yoktum ya ondan başaramadılar diyor. Hayatının son anına kadar Mustafa Kemal'in emir eri gibi davranıyor. 1 Kasım 1922'de çıkartılan saltanatın kaldırılması kanununun kanun metnini Mustafa Kemal'in emriyle Rıza Nur yazıyor da meclis başkanlığına veriyor. Rıza Nur'u sevenler, Mustafa Kemal'i rakip olarak görenler acaba saltanatın kaldırılması teklifini, Sultan Bahattin'in bu ülkeden gönderilmesi teklifini Rıza Nur'un yaptığını biliyorlar mı? Bence bilmiyorlar. Hani Atatürkçüler cahil ya. Bu taraf ne? Bu taraf da bir o kadar daha mevzuları bilmiyorlar. Herkes kafasındaki olgulara bakıyor. Doğrusunu biz söylemek zorundayız. Kim memnun olursa olsun ya da kim olmazsa olmaz. Rıza Nur'un hatıralarında şöyle bir şey geçiyor. Bunu da bizim dünyamızın tarih büyükleri, tarih uluları dillendirdiler. Efendim bir gün Çankaya Köşkü'nde Latife Hanım'ın ailesi, kardeşleri, kuzenleri toplanmışken Mustafa Kemal Hanım'ın ailesi Çankaya Köşkü'ndeyken Vedat da gelir. Vedat kim? Latife Hanım'ın amcasının oğlu Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabını yazan Halit Ziya Uşaklıgil'in de oğlu. Avrupa'da muhtelif şehirlerde, büyükelçiliklerde çalışmış bir diplomat, bir dışişleri çalışanı. İsmail Uşaki yani Latife Hanım'ın kardeşi. Hanımıyla beraber balkona çıkar. Arka taraftaki ormanlık alanı gören balkona çıkarlar. Muhabbet etmek için. Bir de görürler ki bir ağacın altında ben bunu dillendirmek durumundayım. Dillendireyim ki ne olduğunu herkes bilsin. Bir ağacın altında Mustafa Kemal hanımı Latife Hanım'ın amcasının oğlu Vedat ile cinsel ilişkiye giriyor. Nasıl? Rıza Nur'un iftiraları. Rıza Nur'un yalanları. Rıza Nur'un saçmalıkları. Bu adam bir de Mustafa Kemal yalakası olmuş bir adam bir de. Öyle evet. Kadar en azından. Aynen öyle. Hak ettiğini düşündüğü makamlara getirilmeyince bir zamanlar Mustafa Kemal'in ağzından çıkan her şeyi emir telakki edip yapan Rıza Nur bir süre sonra yalanlar söyleyerek Mustafa Kemal'i kirletmeye çalıştı. Şimdi Mustafa Kemal'i sev ya da sevme. Benim duygularımı biliyorsun. Ben defalarca Atatürk'ü hakaretten yargılanmış bir adamım. Niye biliyor musun? Bu gerizekalılar yüzünden. Mustafa Kemal'i incitmek için her duydukları iftirayı ortaya atan bu gerizekalılar yüzünden beni de bu gerizekalılar gibi farz eden bu tarafın gerizekalıları ben bir şey söyleyince hakaret ettiğimi zannediyorlar. Bir ihtimal bunu da o şekilde algılayacak insanlar vardı. Olacak tabii. Yapacak bir şey yok. Velev ki Enes, cumhurbaşkanısın, erkeklere meylin var ve karının amcasının oğlu da güzel, sarışın mavi gözlü bir adam, yakışıklı bir adam. Koy şuraya bir Vedat da görsün herkes. Yakışıklı bir adam. Vedat da bir ilişkiye girmek istiyorsun. Bunu evinde balkona çıkacak adamların görebileceği bir ağaç altında mı yaparsın? Nerede yaparsın? Yani kapalı bir yerde yaparım.
Ben var ya bir mekanı kapattırırım. O mekanda sokağa çıkma yasağı koydururum. Vedat'ı oraya getiririm. Ben de kendim oraya giderim. Evinde üstelik karının akrabalarının alayının senin evinde olduğu gün balkona çıkınca görebilecek bir ağacın altında daha ilerilerde ağaçlar varken ormanın açıklarına varmadan balkona bakıldığında balkona çıkıldığında görülebilecek bir ağaç altında mı yaparsın bunu? Bu kadar mı salaksın? İftiranın delemeyeceği zırh yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Mustafa Kemal çapkın mıydı? Fena. Ama kadınlara çapkındı. Hayatında aynı anda birden fazla kadın olduğunu biliyoruz. Hepsini idare etmiş. Bazen isimlerini karıştırmış. Gençliğinde de çok yakışıklıymış zaten. Tabii. Kime ne zaman randevu verdiğini karıştırıyor bazen. Ama kadınlara bakıyor. Erkeklere değil. Çirkinliğin bu kadarı. Çirkinliğin bu kadarı. Şimdi gelelim kapağımıza. Bu manzarayı gördüğü için Latife Hanım Mustafa Kemal'i boşamıyor. İhtirasından ve diktatöryel bir aile anlayışından dolayı Latife Hanım'ı Mustafa Kemal boşuyor. Diyelim ve videoyu bitirelim mi dostlar? Video bu kadar. Son söz. Mustafa Kemal'i sev ya da sevme. Atatürk'ü sev ya da sevme. Ben her defasında duygularımı ifade ediyorum. Ama bu durum iftiraya varmasın. İftira atmayın. Ahirette Atatürk iftira atanları bekliyor. Günahlarını vermek için selam ve hürmetle.